Sabah. Şanlıurfa'daki dostumuz Necip Özbey'in notunu okuduk. AK Parti'de dört dönem Şanlıurfa milletvekilliği yapan, MKYK üyesi olun, son dönemde Cumhurbaşkanı danışmanı ünvanı taşıyan Kasım Gülpınar'ın, Fatih Erbakan'ın davetiyle yeniden Refah Şanlıurfa'da olduğu yazıyordu. Öğleye doğru. NTV. De, pazartesi akşamı yapılan AK Parti yeniden refah görüşmesinde, AK Parti cephesinin, Bursa, Balıkesir, Denizli için destek istediği ama kabul edilmediği, yine de son kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fatih Erbakan arasındaki görüşmede verileceği duyuruldu. Bunun üzerine, yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Naim Öztürk, ü aradık, şunu söyledi, teklif edebilirler elbette ama daha önceki görüşmemizde söyledim, adayı açıkladıktan sonra çekmeyeceğimizi ilan etmiştik. Bu vakitten sonra adayı çekmek de, çekilmek de olmaz. Şunu vurguladı. Bursayla ilgili çok bekledik ama bir şey gelmeyince adayımızı açıkladık. Söylediği şu. Bursa'yı gündemden çıkardık. O defter kapandı ve dönüşü de yok. Bunu herkes biliyor. AK Parti'deki dostlarımızın artık kabullenmesi gerekiyor. Ardından, biz şu anda ilçe adaylarımızı tespit ediyoruz." dediğinde Sedat Yalçın'la hedef çıtası çok yükseldi. "İlçelerde de sürprizler olacak mı?" diye sorduk. Şu cevabı verdi. Görüştüğümüz çok sayıda önemli isim var, henüz mutabakat sağlanmış değil. Zamanı gelince açıklayacağız. Bursa şaşıracak. Açıkçası, Sedat Yalçın, büyük Büyükşehir adayı olmasıyla gördüğü ilgi, yeniden refah hedeflerini büyütmüş. Öztürk, dedi ki, abartı diyecekler, ama yeniden refah oyu şu an yüzde 14, seçimde böyle olduğu görülecek. Çıkardığımız aday stratejik isim. Herkes AK Parti'den alacağımız oya bakıyor, ama CHP ve her kesimden oy alacağız. Şunu da ekledi. Hani alışveriş merkezlerinde yukarı çıkan ve aşağı inen merdivenler vardır. Yeniden refah yukarı doğru çıkıyor. Trend bu. Saadet Partisi 8 ilçede adaylarını belirledi. Seçime, TBMM'de grup kurdukları gelecek partisiyle girip girmeyeceği merak edilen Saadet Partisi, temayülü biten 8 ilçede adayları açıkladı. Buna göre, Yıldırım. Da Abdullah Kocamaz'ın, İnegöl'de Hasan Eroğlu'nun, Gürsu'da seçmen Ergenen'in, Harmancık. Ta Ramazan Yakı'nın, Karacabey'de Muammer Altun'un, Orhaneli'nde Ömer Din'in, Büyük Orhan'da İsmail Şaşkı'nın, Kestel'de Ahmet Demirag'ın adaylıkları kesinleşti. AK Parti karar aşamasında, adayları Cuma günü Efkan Al'a açıklayacak. İlk bilgiyi. AK Parti'de bekleyiş bitiyor, ilçe adayları için ilk mesai bu hafta Bursa'da. Başlığıyla pazar günü aktardık. İşte. AK Parti de o mesai başladı. Hatta, görüşülen bazı ilçelerle ilgili ikişer aday önerisi genel merkeze iletildi. Örneğin, Osman Gazi için, Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündaray'a geçen dönem AK Parti Bursa Milletvekili olun Doktor Mustafa Escin adları gönderildi. Geçmişte, AK Parti Osman Gazi Gençlik Kolu Başkanlığı, ve Osman Gazi ilçe başkan yardımcılığı yapan, 14 Mayıs'ta milletvekili adayı olan Semih Peksert de önerildi ama liste 2 Mustafa'dan oluştu ama Ali Yılmaz sürprizi uyarısı yapan dostlar da var. Nilüfer. D ise. AK Parti Nilüfer ilçe başkanı. Olarak başarılı çalışmalara imza atan Celil Çolak ile, geçen dönem il başkan yardımcısı ve son seçimde milletvekili adayı olan Setenay Yüksel Olguner öne çıktılar. Adayları. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala. Cuma günü açıklaması bekleniyor. Alevi aday seçim startını Ulu Cami'den verdi. Mehmet Ali Zengi. Kuruluş döneminde AK Parti Mudanya ve Osman Gazi yönetimlerinde görev yaptı. Halen de Berberler Odası Disiplin Kurulu'nda. Alevi bir AK Partili. Olarak Recep Tayyip Erdoğan hayranı. Otomobiline. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar posteri giydiren Zengi, bu kez Osman Gazi Belediye Meclisi aday adayı olarak kampanyasını AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş fotoğrafları kaplı aracıyla Ulu Cami'den başlattı. CHP'de önce yöneticiler, seçimde sandıkları koruma, eğitimini aldılar. Zaman zaman anımsatıyoruz. CHP. Yerel seçimi en son, Mustafa Eroğlu'nun Bursa Belediye Başkanı seçildiği 1977 seçiminde kazandı sonrasında 1984'te ANAP, 1989'da DYP, 1994'te ANAP, 1999'da DSP kazandı. 2004'ten beri de AK Parti'nin 4 seçimi kazandığını gördük. 2019 yerel seçimi CHP'nin bugüne kadar sonuca en çok yaklaştığı seçim oldu ama sandıktan AK Parti ve adayı Ali Nur Aktaş çıktı. Bu kez CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş farklı bir seçim hazırlığı süreci yönetiyor. Önceliğinde de seçim günü sandıkların korunması var. Bu amaçla, parti içinde seçim hazırlığı eğitimi çalışmalarına, öncelikle, yönetim kurullarında görev yapanlardan başlandı. İl Başkan Yardımcısı Burcu Çalhan, I.N. koordine ettiği eğitimin ilk gününe Bursa Milletvekili Orhan Sarıbıl ile İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da katıldılar. BTP Büyükşehir adayı ilk ziyareti İzni'ye yaptı. 31 Mart'taki yerel seçim için adayını belirleyip sahaya çıkan partilerden biri de Bağımsız Türkiye Partisi oldu. Hafta sonu, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, tarafından Bursa Büyükşehir adayı olarak açıklanan ve çevresinde Atatürkçü Hoca olarak tanındığı ifade edilen ilahiyatçı Hasan Aydın ilk ziyaretini tarihi kent İznik'e yaptı. Aydın, ortak akıl ve dayanışmayla güçlü bir Bursa kuracaklarını söyledi.